İncir Kuşları'nın yazarı Sinan Akyüz, Meyra, Bir Bosna Hikayesi. Sinan Akyüz, 1972'de Iğdır'da dünyaya geldi. Gazeteci, fotoğraf sanatçısı ve köşe yazarı da olan Akyüz, çok okunan romanlarıyla tanınmaktadır. Etekli İktidar, Bana Sırtını Dönme, İki Kişilik Yalnızlık, Yatağımdaki Yabancı, Sevmek Zorunda Değilsin Beni, Aşk Meclisi, Piruze. Şam'da Bir Türk Gelin, İncir Kuşları, Şahika Feraye, Kavuşma, Piruze ve Oğulları, Aşk Başka Evde, Bir Evlilik Komedisi, Yağmurun Gelini, Solgun Karanfil. Bu eser hayal ürünü bir roman değildir. Tamamen gerçeklere dayanmaktadır. Ahmo şaşırıp kalmıştı. Kendimi bildim bileli bu köyde hırvat komşularımızla birlikte yaşıyoruz. Bizden önce de bu köyde dedelerimiz yaşamıştı. Paskalya gününde çocukluk arkadaşım Paşko ile yumurta tokuşturdum. Annesi Paula teyzenin yaptığı Paskalya çöreğinden yedim. Ayrıca onlara az mı kurban eti götürdüm. Sanmıyorum ki Paşko beni öldürmek istesin. Ahmo da her boşnak gibi savaş çıkmayacağına tüm yüreğiyle inanmak istiyordu. Ne de olsa yüzyıllardan beri birlikte aynı topraklar üzerinde yaşıyor, aynı dili konuşuyor, aynı havayı soluyorlardı. Savaş 6 Nisan günlerden pazartesiydi. Ramazan bayramının üçüncü günü savaş patlak verdi. Saraybosna artık kuşatma altındaydı. Şehrin kıyısından patlama sesleri ve dumanlar yükseliyor, adeta bir beşik gibi sallanıyordu savaş bir şeylerin peşinden koşan birçok insanı daha şimdiden itibar ve makam sahibi yapmış. Boşnakların başına ise büyük bir felaket getirmişti. Çünkü hayatları bir daha dönüşü olmayan bir biçimde değişecekti. Televizyonda izlediği bu korkunç görüntüler karşısında donup kalmıştı Samir. Saçı başı dağınık, gözleri şişti birden geçen gün gördüğü o rüyayı hatırladı. Dudakları kıpırdadı ama hiç sesi çıkmadı. Son günlerde diye konuşmasını sürdürdü Meyra. Bir duygu her karanlık çöküşünde gelip yakama yapışıyor. Onu yenmek için bir şeyler yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Bazen korkum ve üzüntüm birbirine karışıyor sabrım, bütün korkularım, belirsizliklerim ve acılarım hepsi sanki bu duyguda bir araya gelmiş gibi. İşte o zaman aklıma sen geliyorsun. Seni düşünüyorum özellikle de akşamın o ilk saatlerinde. Meyra, bir Bosna hikayesi. Avrupa'nın orta yerinde bütün dünyanın gözlerinin önünde gerçekleşen 20. yüzyılın en büyük trajedisine Bosnalı Müslümanların soykırımına odaklanılıyor. Tamamen gerçeklere dayanan kişisel hikayelerden, acılardan yola çıkan Sinan Akyüz sadece siyasi meseleleri etkili bir biçimde ortaya koymakla kalmıyor. Mikro düzeyde iki insan arasında komşu, arkadaş, sevgili, akraba oluşan duyguları da ustalıkla gözler önüne seriyor.